Fiyatı ve teknik özellikleriyle sizleri de şaşırtacağına inandığım Huawei MatePad Air bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gelin hep birlikte bakalım bu tablet bizlere neler sunuyor. Öncelikle bu tabletin tasarımıyla başlamak lazım. Çünkü bu tablet gerçekten tasarım anlamında güzel özelliklerle bizlerle buluşuyor. Ki donanım kısmına baktığımızda da hakikaten göz dolduran teknik detayları bünyesinde bulunduruyor Huawei MatePad Air sevgili arkadaşlar. Özellikle bu tasarımın içine eklenmiş olan 4 tane hoparlörün bizlerle buluşturduğu o deneyim kesinlikle anlatmaya değer, hatta şöyle söyleyeyim, deneyimlemeye de değer bir özellik sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda böylesine yoğun özelliğe sahip bir ürün olmasına rağmen 6.4 mm'lik inceliğe ve 508 gramlık bir ağırlığa sahip bu önümde durmakta olan tablet. Şimdi tableti satın alır almaz karşınıza çıkacak olan bir ibare kutunun da üstünde yer alıyor. 11.5 inçlik bir ekranı var bu tabletin. Açıkçası bu fiyat seviyesinde bu teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor olması bence baya bir avantaj. Çünkü şöyle bir durum var. Bu 11.5 inç boyutundaki ekran 30 ila 144 Hz arasında dinamik yenileme hızına da sahip bir ekran paneli. Ancak ben yaptığım testlerde sürekli yüksek yenileme hızında kullandığımı sizlerle paylaşayım. Çünkü bunun deneyimini ve pili olan etkisini net bir şekilde görmek istedim. Dinamiğe aldığınız zaman mutlaka ama mutlaka tabii ki daha iyi bir stabil bir pil ömrü olsa da ben her zaman yüksekte kullanmama rağmen bu ürünün pil ömrü de beni fazlasıyla cezbetti sevgili arkadaşlar. Cihazın ekranı bana sorarsanız çok ciddi eleştirilere açık bir ekran paneli değil. Ekran çözünürlüğü 2.8K seviyesinde ve ekran kasa oranı çerçevelerin eşit tutulmasından dolayı da oldukça hoş gözüküyor sevgili arkadaşlar. %80'lik bir ekran kasa oranı var. Ekran deneyimini hakikaten beğendim ve bu seviyede ve bu güncel piyasada tatmin edici ve güzel bir ekran paneline sahip olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. Hem multimedya tüketimi anlamında hem de genel deneyim anlamında keyifli bir ekranı var MatePad Air'ın. P3 renk gamının bünyesinde bulunduruyor MatePad Air sevgili arkadaşlar. Belki de arkadaşlar bu tableti ekran tarafında şu yüzden eleştirebiliriz. Onu söyleyeyim sizlere. Neden OLED ya da AMOLED ya da efendim söyleyeyim farklı bir panel değil de LED hala kullanılmış IPS LCD bir panel kullanılmış diye sorabilirsiniz. Böyle bir sorulara karşımıza çıkabilirsiniz diye düşünüyorum. Ancak tabletin görüntü kalitesi ve sunduğu yüksek yenileme hızı gibi detaylarla burada bir de fiyatı da işin içine alınca hani onu çok da söylemeye açıkçası insanın dili varmıyor diyebilirim sizlere, ama tabii ki sizlerin düşüncesi de burada benim için oldukça önemli. Hazır yeri gelmişken sizler de kanalıma abone olup sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz beni sonsuz mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Gelelim işin performans tarafına. Çünkü MatePad Air'da bir amiral gemisi Snapdragon işlemci görev yapıyor arkadaşlar. Qualcomm tarafından üretilmiş Snapdragon 888G modeli bu tablette görev yapmakta. Zaten Snapdragon 888'i çok da anlatmaya gerek yok. Bir amiral gemisi işlemci modeli. 5 nanometrelik üretim süreciyle üretilen bu işlemci modeli performans anlamında sizi kesinlikle ama kesinlikle üzme ihtimali olmayan bir işlemci modeli. Kaldı ki burada ekranın IPS LCD bir panel olmasının da oldukça önemli bir bizlere sağladığı katkı var burada. Çünkü burada ekran daha az enerji tükettiği için işlemcinin performansı bir tık daha üst seviyede hissedilebiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu işlemciyi 8 GB'lık RAM ve 128 GB'lık depolama destekliyor. Micro SD kart ile bu tabletin hafızasını arttırmanız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü sabit bir depolama ile geliyor. Gün sonunda Snapdragon 888'i özetlemem gerekirse zaten sizlere az önce de söylediğim gibi bu tabletin sizi performans anlamında bu işlemci varken üzmesi çok da olası değil. Gerek tek işlemlerde gerek çoklu işlemlerde gerçekten başarılı sonuçları bizlerle buluşturabiliyor tablet. Zaten şu anda Geekbench skorlarını da görüyorsunuz. Hani buradaki Geekbench skorları zaten bir amiral gemisi işlemciyi, bir amiral gemisi cihazı da temsil ediyor diyebilirim sizlere. Cihazda tabii ki Wi-Fi 6 desteği de var. Wi-Fi 6 desteğiyle beraber geliyor olması MatePad Air'ın bizlere kablosuz anlamda daha kesintisiz ve daha iyi bir deneyimi yaşatıyor sevgili arkadaşlar. Tablette beğendiğim bazı özellikler var. Onlar da böyle teknik özelliklerin arasına serpiştirerek sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü burada bu cihazda bence en çok beğenilecek şeylerden bir tanesi bölünmüş ekran özelliği. Yazılım tarafında değineceğim ama cihazdaki yazılım sayesinde bölünmüş ekran özelliği adeta bir bilgisayar deneyiminde sizlerle buluşuyor. Zaten şu anda sizlerle deneyimi görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde arka planda çalışan uygulamalara erişebiliyorsunuz. Ekranda birden fazla uygulamayı açık tutabiliyorsunuz. Herhangi bir kasılma, donma ya da buna benzer bir
bir sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Ayrıca MatePad Air'in hemen yanında bulunan, yani şu anda üstünde takılı olan bu klavye de sizlere ürünle beraber hediye olarak gönderiliyor. Huawei üzerinden ürünü satın aldığınızda. Şimdi klavye gerçekten çok güzel ve ayrıca güzel formlarda da bu tableti kullanma imkanını sizlerle buluşturuyor. Bu formlara baktığımız zaman tableti isterseniz laptop formunda, isterseniz stüdyo formunda ya da ayrık formunda kullanmanız mümkün oluyor. Açıkçası bu klavyenin deneyimini çok beğendim ben. Çünkü ben genelde tabletten bir şeyler izlemeyi seven bir kullanıcıyım. Ve burada ayrık formda kullandığımda tabletin açısını da ayarlayarak güzel filmler ya da videolar izleyebilmek çok mümkün oldu. Bu da açıkçası benim çok hoşuma gitti ve klavyeyi de ayrıyetten yanımda sürekli gezdirmek zorunda kalmadığımdan ötürü klavyede bence daha az yıpranacak ve daha uzun vadede kullanabileceğim klavye diye düşünüyorum açıkçası bu ürünü incelerken. Tabletteki kameralara baktığımızda burada kameraların belli bir amaç için bizlerle buluştuğunu net bir şekilde sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Arka tarafta 13 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir kamera görev yapıyor. Ön tarafta ise geniş açılı bir çekim açısına sahip olan 8 megapiksellik f2.0 diyafram aralığına sahip bir ön kamera yer alıyor. Bu ön kamera arkadaşlar 105 dereceye kadar alanı görebiliyor. Kalabalık bir görüntülü görüşmede vesaire açıkçası ön kamera fazlasıyla sizin hayatınızı kurtarır diye düşünüyorum ki burada yazılımla sizin yüzünüze de odaklayabiliyor ve o sırada yazılımla sizin yüzünüzdeki odak sayesinde hani sürekli kamera siz sağda gitsiniz solda gitsiniz odak sizde olacak şekilde görüntüyü optimize edebiliyor. Bu detaylarda oldukça önemli diye düşünmekteyim. Hazır yeri gelmişken artık yazılıma da değineyim isterseniz. Cihazda HarmonyOS 3.1 var arkadaşlar. Gördüğünüz bazı testlerde Android 12 vesaire görmüş olabilirsiniz. Onlar HarmonyOS'u tanımlayamadığı için Android 12 gibi gösteriyor olabilir. Ancak cihazda HarmonyOS 3.1 var arkadaşlar ve Huawei mobil servisleriyle geliyor bu cihaz ve App Gallery üzerinden ihtiyacınız olan tüm uygulamaları da rahatlıkla bulup indirebiliyorsunuz. Ancak bana yetmez, benim için Google olmadan olmaz dediğiniz noktada sizler için Gbox devreye giriyor. Gbox'la alakalı çektiğim çok uzun ve detaylı bir içerik var. Onun da linkini yukarıya bırakayım. Detaylarını incelersiniz. Ancak App Gallery üzerinden WhatsApp, Instagram, Spotify gibi uygulamaları indirip yükleyebilirsiniz. Bunun da tekrardan altını çizeyim. Üçüncü parti bir uygulama olan Gbox'ı kurarak da Google servisine ulaşabiliyorsunuz diyeyim sizlere ama böyle buraya biraz böyle yüzeysel geçeyim. Çünkü detaylı bir videosu zaten kanalımda mevcut sevgili arkadaşlar. Ve cihaz da pil olarak bir lipo yapıda, yani yeni nesil yapıda 8300 mAh'lık bir pil görev yapmakta sevgili arkadaşlar. Bu pile şarj etmek için kullanacağınız adaptör kutudan çıkıyor ve bu kutudan çıkan adaptörde 40 wattlık bir hızlı şarj desteğini bünyesinde bulunduruyor. Çok rahat bir şekilde yoğun kullanımın altında kullandığınızda bu tableti 2 gün boyunca rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu güzel bir detay bana sorarsanız ve burada şarj anlamında bu ürünün sizi üzmesi çok da olası değil bana sorarsanız. Ben açıkçası MatePad Air'ı performans anlamında çok beğendim. Uzun zamandır bu performansa sahip bir tableti inceleme fırsatım olmamıştı. Belli bir ekosistem dışındaki ürünlerden bahsediyorum sizlere. Elime geçmemişti en azından. Mutlaka piyasada iyi ürünler tabii ki var. Ancak bu seviyede bir ürünü haşır neşir olma fırsatım olmamıştı. Ve tabii onun dışında 3 farklı formda kullanabiliyor olmak oldukça güzel. Hoparlör deneyimine şaşıracaksınız arkadaşlar. Onun da altını çizeyim sizler için. Satış fiyatına baktığımız zaman ise 12.999 TL bir fiyat etiketiyle bizlerle buluşuyor. Şimdi bu ürünü kendi web sitesinden satın aldığınızda bunun yanında size klavyeyi doğrudan veriyorlar arkadaşlar. Bu bence iyi bir avantaj diye düşünüyorum. Ve tabi klavyenin yanında FreeBuds SE'yi 1 liraya veriyorlar. Ya da işte Huawei Bluetooth'u 1 TL'ye alabiliyorsunuz. Ya da Huawei'nin kalemini yine 1 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Kendi web sitesinden satın alacağınız bir senaryoda. Yani çok cüzi miktarlara tabletin yanında ihtiyacınız olan tüm aksesuarları da satın alabiliyorsunuz. Burada şunu söylemek lazım bence. Eğer bir tablete ihtiyacınız varsa ve bir tablet arayışı içindeyseniz sizin günlük işlerinizi görebilecek bir ürün olduğu kesin ve net MatePad Air'ın. Burada dediğim gibi kafanızdaki soru işareti oluşturabilecek tek şey bence bu cihazda ekran paneli olabilir. Onunla alakalı da gerçekten imkanınız varsa mutlaka bir teknoloji mağazasına gidip bu ürünü yakından bir görün. Çünkü ekran deneyimi kağıt üstünde ya işte IPS LCD falan deyip geçebileceğiniz bir deneyim değil. Hakikaten başarılı ve canlı bir ekranı var bu tabletin. Sizlere
üzerinde görünce beğeneceğine inanıyorum. Ve evet, 13.000 TL az bir fiyat değil ki bu videoyu çektiğim gün KDV'lerin de yükseltildiği resmi olarak gün. Yani artık hayatımızda yürürlüğe girmiş durumda. Ancak Huawei'nin sayfasına baktığımda burada Huawei benim anladığım kadarıyla KDV'nin yükselişini yansıtmamış kullanıcıya. Muhtemelen kendi kar marjından düşmüştür bunu. Bu da sizler için oldukça avantajlı bir durum diye düşünüyorum. Çünkü diğer bazı teknoloji markaları doğrudan %2 ekstra bir zam yapmak durumunda kaldı KDV sebebiyle. Bu zam değil, aslında bir vergi düzenlemesi. Onu da altını çizeyim ama burada Huawei onu yansıtmak yerine kendi kar marjından aşağı doğru bir adım atmış gibi gözüküyor. Fiyatta değişiklik olmadığı için bunu sizlerle paylaşıyorum. Herhangi bir bilgim yok. Bu benim şahsi yorumumdur arkadaşlar. Ancak durum böyle gibi gözüküyor. Sizlerin ihtiyacını karşılayabileceğini düşünüyorsanız ve tablet anlamında da bu bana yeter diyorsanız bu ürünü satın alabilirsiniz. Bence bir göz atın sevgili arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu ürün hakkında? Yorumlara yazmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.